İyi akşamlar malum bugünlerde bir süredir bütün televizyonlarda prime time'da yemek programları bazen siyaset programlarını veya kültür programlarının önünde yer almaya başladı rating rekoru da kırıyorlar çoğu zaman ama yemeğin sadece yapımı değil bir tarihi de var bu akşam ilginç bir konuda konuşacağız yemek tarihi ama yemek tarihi konuşurken tabi. Toplumların e, o toplumlarla ilgili bilgilenmek için e, hem sosyolojik hem tarihi ve veçesini izlemek için bunu mutfak üzerinden yapmayı deneyeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Bir Priscilla Mary Işın. E, pek çok kitabı var. E, önce kitapları tanıtacağım sonra yayın içerisinde bu kitapları tekrar konuşacağız. Ee, genişçe. Yapı kredi yayınlarından Prederik Ünger, Yunanistan Kralı 1. Otta'nın şekerci başının şark şekerciliği üzerine yazdığı bir kitabı yayına hazırlamış Pris Glameri Işın. Yapı kredi yayınlarından çıkmış. Açıkçası bu kitapların hepsini okumak isteyeceksiniz yayını seyredince. Ee, Mahmut Nedim Bintos'un bir Osmanlı subayının yemek kitabı Ahçıbaşı adında yine yayını hazırlayan Priscilla Meri Işın. Ee, Fenni Tabahat, aşçılık Bilimi 1921-1923 kitap yayın evinden. Ee, Gülbe Şeker, Türk... Tatlıları Tarihi, Priscila Mary Işın'ın kendi kitabı ama bu kitabın içerisinde yemek tariflerinden ziyade, tatlı tariflerinden ziyade tatlının tarihi, edebi veçelerini de göreceksiniz. Osmanlı Mutfak Sözlüğü yine kitap yayınlarından, kitap yayın evinden. ...bir sözlük. Yemeğin kültürel... ...tarihi avcılıktan gurmeliğe... ...yapı kredi yayınlarından... ...buradan ilk çağlardan... E, ...başlayarak... E, ...hem Avrupa hem... ...bizim coğrafyamızı anlatan... ...yemek kültürünü anlatan bir kitap... ...ve Osmanlı... ...mutfak imparatorluğu... ...kitap yayın evinden yine... ...ilginizi çekecek. Şimdi yemek üzerinden... ...tarih konuşmak... <laughs> ve evet, bir toplumu görmek mümkün dedim. Sizin kitabınızdan seçtiğim bir iki anekdodu aktarmak istiyorum. Sonra sizin üzerinizden yorumlarınızı dinleyeceğim. Hı. Burada ilk açtığımda daha doğrusu diğer kitapta da var Orta Çağ Arap Mutfağı'nda Hı. ama benim ilgimi çeken şey şu, şu oldu. Peygamber Efendimiz arpa ekmeği ...yiyormuş ve bu sebeple Kırım'daki sufiler buğday ekmeği yemiyorlarmış. Hı hı. Ee, bunu e, kimden? Asım Gültekin'den galiba aktarmışsınız ama şu anda bilemedim nakledilmişti. Hı. Şimdi burada daha ilginç bir şey var. Değirmenleri döndüren atların acı çektikleri, bu nedenle değirmencilerin pirleri olmadığı... ...ve bundan yapılan ekmeğin faydasız onla, olduğu anlatılır. Evliya Çelebi'den aktarılmış. Evet. Azabı elim olduğundan ekmeğinden gına yoktur. Ee, Evliya ayrıca el değirmeni kullanmanın sünnet resul olduğunu Mekke ve Medine'de el değirmeninden başka değirmen kullanılmadığını anlatır. Çünkü evet. hayvanlara eziyet olduğu evet, için. Evet. Şimdi burada aslında yemeği anlatıyorsunuz ama işte o toplumun neye dikkat ettiğini de ...ve evet. neyi önemsediğini de biz görmüş oluyoruz. Sonra tabii, tabii. Yine buradan bir iki örnek daha vermek istiyorum. Hı hı. Bu arada kitapları işte böyle söyledikçe ilginizi çekecek. Mesela Çinlilere, Çinli bir e, prenses Hun hükümdarına gelin oluyor. E, memleket hasretiyle yanıyor. Ve yediklerinden hiç memnun değil. Hı hı. Bir şiir yazıyor. <laughs> evet. Yurdumdan ayrıldım, kara bağlarım. Şimdi de hunların çadırı yerim. Ocağım kül oldu, ona ağlarım. Dünyaya gelmemiş olmak isterim. Yapağı eğirir, keçe giyerler. Gözüme bet gelir, gönlüme kötü. Koyunun o kokmuş etini yerler. İçemem bakırla sunulan sütü. Davulu her gece döverler. Dönerler ta güneş dönene kadar. Fırtına bozkurda gök gibi gürler. Ve bu arada hemen altında... E, süt içen toplumlar süt, süt içmeyen toplumlara karşı diye Ziya Sükun'dan aktardığınız yine bir anekdot var. Hı hı. Diyor ki ki bu bazen biz günümüzde de tartışılıyor. Ayran e, işte e, içkiye karşı ha, ha. yakınlarda ha. E, rakip olarak sunulmuştu. E, Çinliler Orta Asyalılar için süt içen barbarlar diyorlardı. Süt içen ve süt ürünlerine dayalı bir mutfağa sahip olan hayvancılıkla uğraşan göçebe veya yarı göçebe toplumlar ile çiftçilikle uğraşan yerleşik toplumlar arasında hep çatışmalar olmuştur. Birbirlerinin yediklerini de yadırgamışlardır. Şimdi aslında dediğim gibi yemek ama yemek üzerinden evet. yine belki de bu kitapları okuyup tarihle hiç ilgilenmeyen birisi yemek tarihi yerine tarihle de... Bence evet, galiba. evet. Yani en tarihi çünkü canlandırıyor böyle <laughs> e, böyle bilgiler. E, çok daha e, hani savaşlıdı, antlaşmalarlı e, sürekli hani ta, tarih e, yok işte fetihler falan böyle, bu tip tarih e, insan çabuk sıkılıyor. Ama yemek deyince. Canlanıyor o tari. Şimdi yine bir şey daha aktaracağım. Ondan sonra sizinle sohbet hmm. etmek istiyorum. Ama kitapların da bu yolla tanıtımını yapmış oluyorum. Mesela hmm. Osmanlı Mutfak İmparatorluğu kitap yayın evinden çıkmış. Hmm. Ee, yemekle ilgili karikatürlerden de söz ediyorsunuz. Hmm. Burada e, gösterebileceğim ama tabii çok silik olduğu için karikatürü hmm. seçmek mümkün olmayacak. Hmm. En iyisi ben altında yazılı olanı söyleyeyim. 5 Ekim 1908'de yapılmış bu karikatür bakkal diyor ki al ağam al. Ama ne böyle Balkan kaşarı ne de böyle sucuk bir yerde bulamam. Şivesiyle okumaya çalışıyorum. Hı hı. Karagöz diyor ki sucuk fena değil ama Balkan kurtlanmış. Hı. Ne diyormuşsunuz burada Ramazanda yayınlanan bu karikatürde Karagöz alışveriş yapıyor. Kaşar peyniri Balkanları simgeliyor. Konu Balkanlarda başlayan isyan ve bağımsızlık girişimleri. Dükkanda ipe asılı pastırma sucuk tezgahta biri kesilmiş ve bugünlerden çok daha ince oldukları anlaşılan dört deker kaşar ve terazi görülüyor. Ee, yani Balkanlardaki isyanı Balkan kurtlanmış diye evet. karikatürize etmiş. Yani gördüğünüz gibi bunlar sadece bir yemek kitabı değil. Hı hı. Ee, üstelik okuması çok zevkli. Evet, evet. Şimdi o zaman toplumları okumaya başlayalım. Hı hı. Ee, kitaplar yemek üzerinden Evet ne ne gördünüz genelde baktığınızda bütün hayatınız vermişsiniz Evet hayatımın yarısına fazla şimdi ee, bayağı ee, Evet yani böyle ilk önce tabii ilk önce bir şey bilmeyince çok zor hani böyle çok, biraz yüzeysel oluyor ama böyle girdikçe e, bir de bir taraftan çevirmen olduğum için Türkçede e, Türkçeden İngilizce Tabii konu, çevir, çeviri yaptığım e, kitapların çoğu e, tarihle ilgili veya e, tıp tarihi veya e, şey, mimarlık tarihi falan. O, o o birlikte, o hem bu yemek tarihi hem o e, diğer konularla birleşince tabii derinlik gittikçe derinlik kazanıyor. E, bir ayna gibi oluyor o mutfak tarihi. ...o toplum için... ...evet mesela bu karikatürler falan dediniz... ...ben onları üçtüm mesela... ...baktığım zaman kütüphanede... Ee, ...tabii sadece ben yemek kültürü... E, ...için arıyorum ama... ...neler neler ortaya çıkıyor... ...tabii komik... E, ...karagöz olduğu için ama hep siyasi... ...manalar falan da var ama... ...yediklerini de görüyorsunuz ama... ...öyle konular orada çizmişler ki... E, ...kesinlikle başka bir... ...mesela macuncu tepsisi var... O macuncu tepsisinin e, şimdi unuttum siyasi e, anlamı, e, tekrar bakmam lazım ama e, Karagöz macuncu tepsisi önünde o tepsinin ortasında bir saat e, şey gibi dön, dönen bir e, şey işaret var. Şimdi çocuklar eskiden okumuştum bunu ama görmemiştim. E, çocukla hani rengarenk ya macunla bir eğlence işte o, o işaretli o iğne dokunuyorlar çeviriyorlar nerede durursa mesela limonlu mu durdu limonlusu efendimiz erikli de durdu eriklisi şimdi o orada onun resmi başka yerde yok yani ha, başka hiç, yerde hiç, arasanız bulamazsınız bir yerde yok. Bu yani bu kadar, de, bu kadar ben. minyatürlerde bu kadar Gravürlerde öyle bir resim bulamazsın. Yani ama anlatımlar var. Yazılı. Anlattığını buldum. Söyleyeyim. Ama onu mesela var işte. Macuncu tablasının üzerinde sırasıyla Litovsk, Erfurt, Petersburg, Brest, Varşova yazıyor. Ha. Çocuk babasına diyor ki vallahi de billahi de burada duracak. Varşova'yı işaretliyor. Ha. Karagöz, cevap veriyor. Hacıbat senin yaramaz yumurcak ibrenin nerede duracağını hemen kestiri verdi. Hele bir de benim afacan çevirsin. Bak gör. İbre birer birer hepsinin üzerinde durur mu, durmaz mı? Aslında burada anlatılan siz altında şerh düşmüşsünüz. Almanya'nın 13 Temmuz 1915'te Ruslara karşı başlattığı saldırının yolunu hı -hı. E, gösteriyormuş. Hı hı. Çok İginç çok, çok ilginç gerçekten. yani hem yemek tarihi açısından ilginç hem gerçek tarihi arasında ilginç. Ya, yani bunlar çok iyi bir örnek mesela o Karaöz e, karikatürleri. mesela ilk, ilk o ilk yıllarda resimi önemsemedim an yani kavrayamadım ilk önce Daha hep yazılı e, kitaplardan e, yola çıktım. Fakat zamanla anlıyorsun ki o resimlerde çok şey var. Hani minyatürlerde de çok şey görülüyor. Ee, yani rengarenk tabii bir hoş e, can alıcı e, minyatürler ama içindeki detaylar, aynı şekilde gravürler. E, tabii gravürler daha çok yabancıların e, yaptığı şey olduğu için daha çok hani böyle e, hoş görsel, işte hoş binalar, e, manzaralar falan. Ama onların içinde detay bir yakalıyorsun mesela. Bir pazar görüntüsü falan. Ee, onlar da olabiliyor. Yani e, o hem yazı hem resimlerle birleştirince çok şey Son e, bir tane var. daha var. Daha doğrusu bir sürü var da. Bunu evet. da söyleyeyim. Madem şeyi Tabii. macuncuyu söylediniz. Yine Hacivat'la Karagöz arasında geçiyor bu konuşma. Hmm. Bu eti nasıl yapıyorsun diyor. Et yapıyor hmm. e, Karagöz. O da hmm. diyor ki ee, ne yapacağım? Ben yalnız kendimi değil, bizi muhafaza, vatanı müdafaa eyleyen sevgili asker kardeşlerimizi kendimden evvel düşünüyorum, onlara kavurma yapıyorum diyor. Hı hı. Ama siz diyorsunuz ki Karagöz'ün bu sayısında Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açtığı gün. Yayınlanmış hı hı. bu karikatür hı hı. ve 4 gün sonra 5 Kasım 1914'te Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'ne savaş açacaklardı. Karikatür bu olaylardan hemen önce yayınlandığı halde savaşa girecekleri hı hı. karikatürden anlaşılıyor ve Karagöz kara e, askerler için... Kavurma yapıyor. Hı hı. Siz oradan yola çıkıp kavurmayı da anlatıyorsunuz. Hı hı. 14. yüzyılda bir Çin ansiklopedisinde rastlıyoruz diye. Hakikaten evet. çok etkileyici. Evet. Ama mesela başka şeylerde e, öncesinde yaptığımız sohbetten gözüküyordu o toplumları okumak için. Osmanlı'da e, saray mutfağıyla saray dışındaki mutfak ve Fransa'da saray. ...ve saray dışındaki mutfak arasında... ...bir mukayese yaparsanız ne dersiniz? Evet, tabii Avrupa mutfağı benim çok şey... ...üzman kesinlikle olmadığım Hı. bir konu ama... ama ...anladığım toplum kadarıyla. Yani açısından. şimdi... ...Avrupa'da prestijli yemekler var. Özellikle av hayvanları. Bunlar çok prestijli. Zaten koruma altında. Mesela... ...Engiliz... Yani zannediyorum hala öyle İngiltere'de mesela sen bir avcı bir dağa çıkıp istediği bir şey vuramaz <laughs> veya istediği bir nehirde bir şey tutamaz sahiplidir, koruma altındadır, kurumaları var falan. Şimdi o Çünkü o yüksek tabakanın yediği şeyle av hayvanları Mesela. Şimdi burada da av hayvanları seviliyor, padişahın sofrasında var beğeniliyor ama bir özel bir manası yok Hani ben asilim ben av hayvan yerim ama sen asılı değilsin sen yiyemezsin diye bir şey yok yani yemekler arasında bir... çok büyük farklılıklar var mı? toplum yani Osmanlı mutfağı diye bir mutfak ve Osmanlı saray mutfağı diye ...ayrılması gerekir mi? Ya da mesela Fransız sarayı, mutfağı... ...ya da Fransız evet. toplumu. Yani o, e, o daha büyük bir ayırım var... ...o yüzden. Çünkü bazı prestijli yemekler var... ...onlar ya Mesela sebze... E, ...Avrupa... E, ...görüşüne göre... E, ...sebzeler, bitkiler... E, ...bitkilerin... E, ...önemini... Yere yakınlığıyla mesela yer altında yetişen işte şalgamda da, e, havuçtu falan onlar... ...tabii bugün değil, bugün demiyorum tabii bu mesk tarihte e, o toprak altında yetişenler en alçak. O ancak en fakir insanlara uygundur. Ondan sonra toprak üstünde yetişenler var, onlar da bir derece daha şey uygun görülür ama onlar da küçümsenir. Ondan sonra ağaçlarda yetişen meyveler var. Onlar yüksekte olduğu için Çok iyi. yukarı e, Tanrı'ya daha yakın olduğu için, daha yüksek olduğu için onlar gene e, asilliğe giden e, daha, şey, makbul. daha makbul sayılıyor. E, Osmanlı'da? Osmanlı'da öyle bir anlayış yok yani. Sebze her türlü sebze önemsenir. Değer, değer verilir. E, yani bu yemek e, bir Çalışan halktan biri e, uygundur, e, ama padişah uygun değildir. Yok öyle bir öyle bir anlayış yok. Nitekim, saray mutfağı tabii ki en güzeli, e, çünkü en güzel aşla onlarda, e, Tereyağın en iyisi onlarda, her şeyin en iyisi onlarda. Ama temelde yemekle aynı. Brein belki daha e, şamlı bir bebrek mesela. Halkın yediği daha basit belki. Sadece peynir e, veteriyar veya kıyma veteriyar. Sarayda ayrıca mesela kuru meyveler de konuluyor içinde. Daha çok baharat falan. Ama temelde aynı şeyler. Hı hı. Pilav Sarayda da yeniliyor. Halkla yiyorlar. Yani e, sadece bir derece... Ee, tabii en iyi aşçılar yapıyor. En iyi malzemelerle. Hani çok çok büyük bir fark yok o açıdan. Bir de şey ilgimi çekti. Mesela Bizans'ta da beyaz ekmek hmm. e, kıymetli. Evet. Yani zenginlerin yediği bir şey. Evet. E, ama zengin olmayanlar kahverengi ekmek yiyorlar. Hmm. Şimdikinin tersine galiba. Evet. E, Osmanlı'da da öyle. Beyaz evet, ekmek evet. varlıklı insanların yedikleri. Evet. İngiliz tabii şimdi bir şey. biz mesela Neden köpek ekmeği de hep... biz değer veririz tabii. Hatta en pah daha pahalıdır yani beyaz evet. ekmekten. Ee, tabii şimdi insanlar o zaman o beyaz ekmek hani belki de renginden dolayı daha saf hani beyaz olduğu için. Mesela bir, bir renk olayı da var yemeklerin içinde. Beyaz e daha e saf ve değerli. E mesela bir beyaz baklava yapıyorlar. Hala da Zannediyorum Kars'ta beyaz baklava çok makbulmuş mesela. Onu üstüne kapatıyoruz ki pembeleşmesin. Hı -hı. Ee, öyle şeyler var. Ee, şimdi ayrıca da tabii daha hazmi daha kolay diyorlar. Falan filan beyaz ekmeği. Bir ee, Hristiyanlıkta kutsal ekmek olması. Ee, evet. Yine o Bizans... Evet. Yani bu coğrafyadaki karşılığı ekmekle il, ilişkiyi nasıl kuruyor? Evet, şimdi o daha da bir şey. Toplumlar mesela, için bir kutsalıydı var. Burada mesela e, yani Müslümanlıktı ekmek bir kutsallığı. Kutsal. Tabii ki var. Ee, ...işte atmayacaksın... ...yeri yere düşürmeyeceksin... ...dikkatli toplayacaksın... ...kalan varsa hayvanları yedireceksin... ...yüksek yere koyacaksın... ...hatta e, eskiden bilmiyorum... ...hala belki insan yapıyor... ...bir ekmek parçası görürlerse Alıyorsun. yerde... ...öpüyorsun evet. da yüksek bir yere koyuyorsun... Ee, ...ama... ...bir e, dini trende... ...kullanılmıyor ekmek... E, ...halbuki Hristiyanlıkta... O, ...o var... ...hani kilisede... E, Batı kilisesinde e, o, e, Mayıs, e, o tü, bir tür hani kağıt helva var ya Hı -hı. o kağıt halvasının kağıdı var içinde tatlı benziyor. dışında onun gibi zaten o kağıt halvası muhtemelen batı, Batı'dan gelen bir olay. E, o tür ekmek kullanılıyor ama e, Ortodoks kilisesinde mayal ekmek kullanılıyormuş. Hı -hı. Farklı bir gelenek ama ikisinde bir ayinde kullanılıyor. Ha Müslümanlıkta bir ayinde kullanılmıyor ama Gen yani kütsal sayılıyor. Ama ilk çağlardan itibaren kitabınız... Evet. E, ilk tabii. çağlardan, avcılıktan itibaren anlatıyor. Bu arada bunu da göstereyim tekrar. Evet. E, ekmek neredeyse hep var. Evet, evet. var, Asurlular evet. var. Evet. Yani o e, ekmek her zaman çok önemli olmuş. Evet. Ya anladığım kadarıyla tabii çok bu konularda çok çok daha iyi bilenler var da bu ıı, Asurlularda, ıı, eski Mısırlılarda, Hititlerde bu ıı, tapınakları en bir ıı, çok önemli bir adak ıı, ekmek. şey ekmek. Evet. Hatta Hititlerde zannediyorum 150 tane ekmekleri mi varmış? Tabii kimi kimi smik gibi. Kimi yuvarlak, kimi şu şekilde, hani şekil farkı var. Kimi susamlı, kimi değil, kimi falan. Bir de Çinliler de galiba yaygın değil. değil evet, mi? evet. O ilginç bir şey. Belki onlarda çünkü e, buğday kültürü Olmayacak. olmadığı için kuzeyde varmış da, Hı. güneyde pirinç daha önemli. Yani o yüzden onlarda ekmek kültürü yok. Peki, şimdi o zaman şu kitaptan başlayalım. E, i̇lginç çünkü Mahmut. Nedim Bintosun bir Osmanlı evet. subayının yemek kitabı evet. adı da Ahçıbaşı, siz hazırlamışsınız. Evet evet. evet, ee, evet. Ne anlatıyor bu kitapta? Bir subay neden kitap yazar yemek kitabı yazar? Şimdi doğru çok tabii bunu Turgut Küçün e, kitabında anlatıyor bu kitabı. E, şimdi gerçekten o da o da söylüyor bu çok değişik bir kitap olduğunu söylüyor. Sonra ben de o sırada Osmanlıcı öğrenmeye çalışıyordum. Ee, Aslında ilk... şöyle başlayalım, siz nereden bu işe daldınız o zaman? Ee, şey, bunu... bütün, bu, Hayır, bütün bu, kitaplara bu kitaplara. Ha, o şimdi ve... kaynva ha nereden başladı? Çünkü ben Türkiye'ye yerleştim, Eş, e, eşimle evlendim, Türkiye'ye geldim. Eşimin abi Ankara'da oturuyorduk eşimin ailesi e, Ankara'da oturuyordu. Herkes çok meraklı yemeğe. Dayısı çok meraklı, babası çok meraklı, annesi çok meraklı. Herkes yemeği yapmaya Siz de İngilizsiniz pek meraklı. yemek yok değil mi? Nasıl? İngiliz, İngilizsiniz ve İngiliz mutfağı diye de bir şey yok neredeyse. Yani çok evet yani çok daha bir mutfakta. Güzel şeyleri var ama çok daha... Hele yani sebze deyince hiç yani soğuma. Şimdi buraya geliyorsun. Aa, o kadar güzel zeytinyağlı lava, sebze, tencere yemekleri şu bu falan kayınvalidem çok güzel yemek yapardı. Eşimin dayısı müteşemdi. Çok meraklıydı. Deniz kaptanıydı. O uzun yol kaptanlığı yaparken bütün günleri yemek yaparak geçiyordu. E, o yüzden dedim bir sebzeleri bizde yok ya sebze yemek. Biz anlamıyoruz sebzelerden yani. Ondan sonra e, o sebzeyim. Özellikle sebze tarifleri topladım, kitap yayınlayacaktım. Öyle başladı. Ondan sonra dedim hani bu kitabı bir giriş lazım. Nedense yemek tarihi hiç duymadım hayatımda. Yemek tarihi nedir bilmiyorum. Duymadım. Çünkü sebze eğitiminiz var. Evet mi? ama hiç Evet hiç alakasız yani. E, ama neredense içime döndü bilmiyorum. Yemek tarihi. Bu sefer de dedim bir giriş lazım. Ama o giriş. Biraz yemek tarihi anlayan işte Profesör Günay Kırdla tanıştım. İşte bir kez de Sühey Ünver, Profesör Sühey Ünverle tanışma first atım oldu. Çok seviniyorum. Şimdi o biraz içine girince ben o, o kitap kaldırdım. Bir yerde duruyor bir dolapta ve sırf o giriş hayatım oldu yani. Ee, çünkü o kadar öyle ilginç, öyle ilginç şeyler okumaya başladım ki böyle hayran. Evet bu arada bibliografyalarınız o kadar zengin ki. Evet, e, evet çünkü çok ortalama okuyorum. Ortalama bir akademik çalışmada bile bu kadar evet. e, zengin bibliografya evet, bulunmaz. Evet çok okuyorum. Eskiden tabii şimdi öyle bir şey vardı ki eskiden... Bu eski e, seyahatnameler, işte kitap alıyordum ama nereye kadar alabiliyorsun? İşte kütüphanelere gitmek zor, çocuklarım var, nasıl gideceğim e, falan. Ondan sonra İngiltere'de mutlaka sene her, her gün, her sene bir gün en azından annem babam da çocukları bırakıp e, British Library, İngiliz Kütüphane, Milli Kütüphaneye gidiyordum. Ama orada en azından 20 kitabı tarıyordum. Fotokopiler çekiyordum, notlar tutuyordum falan. Şimdi neyse Google, internet sayesinde şimdi kütüphanelere bulunamayacak gülüyoruz. kitap yok. Hı -hı. onun için hani e, o da çok çok büyük bir fayda yani. Evet. Çünkü insanın e, ma, yetmez yani her şey yani satın alırsa. Sonra alamazsın. Osmanlıca öğreniyorsunuz ve bu evet. kitapları Hı -hı. E, Osmanlıcadan bugüne hazır ediyorsunuz, evet. hazırlıyorsunuz. Evet. Yani öyle o, o bu mesela ay, e, pardon şu onlardan biri evet. ama bunların içerisinde tabii Osmanlıca kaynaklar Evet, istifade yani bir, çok iyi değilim ama onu nasıl, kendin, ona nasıl geçtiniz ha, merak nasıl? ettikçe ettikçe Şimdi e, ben de Osmanlı Osmanlıca yemek kitapları olduğunu öğrenmiştim 80'lerin başında. Hı. Ama Ama bende yok. Bu sefer sahafları gezdim İstanbul'da. E, ...Osmanlıca yemek kitapları topladım... ...böyle bir 6-7 tane falan... ...fakat okuyamıyorum... ...ondan sonra e, Ankara... E, ...Ankara... E, ...Beyazıt'ta... ...bir fakıf vardı... ...Türk Dünyası Araştırma Vakfı... ...onun için çeviri yapıyordum... ...gidip geliyordum tabii o zaman... E, ...faks yok, internet yok, e e-mail yok... ...ondan sonra gidip geliyorum oraya... ...bir gün dedim ki onun başında... ...Profesör Turan Yazgan vardı... Ben dedim ki ben de Osmanlıcık kita yemek kitapları var çevirmek istiyorum hani bir ucuzu yapacak bir öğrenci buluyorsunuz bana ee, orada bilenler vardı çünkü Osmanlıcı o dedi ki ya ne, de, ne diye para vereceksin dedi kendin öğren dedim öğrenemem yani mümkün değil yok 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 diyor öğrenirsin dedi ondan sonra kendi kütüphanesinden bir tane böyle ekses Osmanlıca ekseslik kitabını çıkardı. Çin'de böyle basit basit hani heceler var başlangıçta. İşte alfabe öğreniyorsun ardından işte heceleri. Ondan sonra de üç hafta sonra dedi Osmanlıca okuyacaksın. Ondan sonra e, neyse hep sevindim tabii. Ondan sonra eve götürdüm. Eksersizler iyi gidiyor. E, fakat bir yemek kitabı açtım falan ama o eksersiz yapmak başka tabii okumak başka. Ondan sonra sinirlendim dedim bu e, olmuyor dedim. O kadar da kolay değilmiş. O kadar kolay değilmiş. Ondan sonra bıraktım ama ben altı ay sonra dedim vah olsun dedim sana kendime. Ee, bu kadar uğraştın devam et. Ondan sonra tekrar açtığım zaman ne derse biraz daha kolay. Ama girişleri okuyamam mesela o mukademeler. Onlar çünkü çok ağdılı bir Osmanlıca. Bugün de okuyamam. Çünkü yeterince o e, zor Osmanlıca kelimeleri bilgim kısıtlı. Ama yemek tarifleri öyle değil ki onlar basit yani yumurtaya al işte badıncan ya patlıcan badıncan işte makas mikras Bu sözlük falan. öyle çıktı herhalde ha. değil mi? O o çok yılların şeysi çünkü lügatlarda e, yemekle ilgili terim bulmak çok zor. Her okuduğum yerde bir karşılaştığım e, herhangi bir bilgi hepsi dosyaları ekledim 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 öyle ortaya çıktı kendim için bir noktada evet çünkü normal bir lügattı... ancak çok basit yemekle ilgili terimle bulabiliyorsun ama Osmanlıca bir yemek tarifi gördüğünde birisi buna bakıp yemekleri şey içinde neler olduğunu çıkartabilir mi ha yani hem orada e, evet, pancar, yemek adları demek dip diyorlarmış pancara ha Böyle evet gibi. yani öyle Belki çok az çıkan kelimeler bile koydum. Diken kurdu. tutu, evet, evet, Evet. Yani o yılların okumalarından notlarından çıkardım. Da, evet kitap yayın evinden tekrar evet. göstereyim. Evet. Ee, şimdi o zaman Mahmut Nedim Bintosu'nun Ahçıbaşı Hı -hı. kitabına gelirsek. Hı -hı. Bu bir Osmanlı subayının yemek kitabı. Bunu da siz tercüme edip, evet. tercüme yanlış oldu tabii. Yayını hazırlamışsınız. Evet. Çünkü Türkçe aslında ama tabii, Osmanlıca yazılmış. Tabii tabii transkripsiyon yazılmış. sadece. Evet. Ee, bu buradaki subayın şey nedir hikayesi? Evet, şimdi çok enteresan. Şimdi bu adam o kadar güzel bir canlı bir dili var ki zaten çok zevkle okunan bir şey. Evet. Kuru kuru değil yani tarifler. Şimdi o çocukken annesinden yemek yapmayı öğreniyor. Demek ki çocuk meraklı, annesi de meraklı herhalde ki öğretmiş. Ondan sonra bu asker oluyor, teğmen oluyor. Bakıyor ki o yemek yapmayı biliyor, öğrenmiş. Ama... Bugünkü gibi askerler her yere yollanıyorlar. işte doğuya yollanıyorlar. Orada burada. Osmanlı döneminde Rodos'a falan. Farklı. Bayağı daha uzakları. Bazen aileleri yanlarına gelmiyor. Veya bekardır. Karısı hmm. yok. Veya çocukları vadiye İstanbul'da bırakıyor falan. Onun için onlara acıyor. Diyor ki ben silah arkadaşlarım için yemek kitabı yazacağım diyor. Ve çok güzel bir yemek kitabı Üstelik asker olduğu için çok Mesek değişik eski. yerlere ait tarifler de koyuyor. Ee, Bitlis'ten, Rodos'tan, Erzurum'dan, Kars'tan e, çok değişik tarifler var. Bunu yapabilir insan değil mi? Tatbik edebilir ee, buradaki evet, tarifleri. Evet. Yani, tabi biraz, e, tabi eski. E, e, Bugünkü tarifler gibi bu, bu kadar gram bu, bu kadar gram şu. Biraz böyle insan e, şey ama yapılabilir tabii ki. Ben yaptım onlardan bazı tarifler. Evet Bildi, bildiğimiz yemekler de var tabii. Evet bildiğimiz yemekler de var. var. Yani çok ilginç bilgiler de koyuyor. E ee, Bu arada kullanılan e, bu kitaplarda tabii onu görüyoruz, saklama hı. E, metotları, hı hı. E, yine hı. pişirme metotları ile ilgili medeniyetten medeniyete farklar var galiba ama ortak özellikler de var. Evet, tabii. O, onları da tarihi olarak görebiliyoruz ama siz diyorsunuz ki İstanbul'da e, bununla ilgili bir müze yok. Ee, yani Bilhassa evet, mesela Sabahkanı Müzesi'nde bayağı yani mutfakla ilgili bazı şeyler var veyahut. Türk İslam İslamımızın topkapı sarayında da var ama e, onlar gene kısıtlı daha çok ya saraydan çıkma ya konaklardan çıkma hani halkın e, mutfağı ile ilgili e, bir mutfak müzesi yok maalesef keşke olsaydı evet. e, güzel bir katkı olurdu yani şimdi e, Osmanlı mutfağına geçmek istiyorum çünkü Hı -hı. Bu, evet. Bunun içerisinde de yemeğin kültürel tarihinde hmm. e, bir bölüm var ama başlı başına bir kitabınız daha var Osmanlı Mutfak İmparatorluğu diye. Hmm. Bu e, bir e, Fragner adında bir tarihçinin galiba e, tanımı. Evet, Osmanlı o, o, Mutfak Fragner. İmparatorluğu evet. öldü, şey ha, imparatorluk ha. bitti ama e, mutfağı yaşıyor. Evet, evet, evet. güzel bir laf. Hmm. Evet, Osmanlı İmparatorluğu gitti ama yerine Osmanlı mutfak imparatorluğu bıraktı. Yani çok çarpıcı bir laf için unutmadım. Onun için kullanmak istedim. Kitabın adı da ee, ondan Evet, mühendim. evet. Çok güzel, ee, çok ilginç bir düşünce. Çünkü gerçekten mesela e, orta çağ Arap mutfağı da tabii mecburen çalışıyor. Yani Osmanlı mutfağı çalışınca mecburen orta çağ Hı hı. E, Arap mutfağını bilmen lazım. Zaten o oradan kalma çok fazla malzeme var. Çok güzel yemek kitapları yazmışlar. 10. yüzyıldan, 13. yüzyıldan çok bir bilgi, çok güzel bilgi veriyor. E, Osmanlı öncesi şey. Ondan sonra e, İran Mutfağı Tabii o Ortaçağ falan. Arap mutfağından endülüse geçiyorsunuz, İster istemez Avrupa'ya etkisine evet. bakıyorsunuz. Evet. Yani hem buraya çok etkiledi, hem de Avrupa'da çok etkili etkiledi hmm. ee, o Ortaçağ e, Osmanlı mutfağı, şey Arap mutfağı. Fakat ilginç bir şey var. Ben onu bunun e, ben keşfetmiş değilim. Bunu e, Charles Perry e, gibi e, bu Orta Çağ Arap mutfağını çok iyi bilen insanlar var yemek tarihçisi. Şimdi ilginç bir şey var. Bulgur hiç yok. Hiç. Hı. Yani bu e, yemek kitaplarında bulguru rastlamıyorsun. E, ondan sonra e, tel kadayıfı rastlamıyorsun. Baklavayı rastlamıyorsun. Şimdi ama mesela köz helvasını rastlıyorsun. Biz e, birçok bir helva, metahin helvasını yok. Hı. Şimdi... Ee, bu ilginç yani bu e, o zaman yavaş yavaş bakıyorsun ki neler çıkmış Osmanlı döneminde neler çıkmış mesela tayin halvası Osmanlı döneminde çıkmış olmalı çünkü önemli bir şey orada yok hiç yani lafı bile geçmiyor ya, e, ama ona bakarsan tabi günümüze gelen çok şey var ki o, o dönemden kalma e, şeyler de var. Mesela kurabiye eskidir muhalibi. Eskidir. Çok eskidir. Ee, onlar daha çok İran mutfağın çok büyük, önemli bir mutfağı varmış. Ee, o ondan sonra Arapları onu da görüp kendi mutfaklarını geliştiriyorlar o temelin üstünde. Osmanlılar geliyor. O temelin gene üstünde yani onun için çok ortak noktaları de, var. Evet. E, peki baktığınızda bugün gerçekten o Osmanlı e, mutfak imparatorluğu müşahede edilebiliyor mu bu coğrafyada? Evet, yani evet. O e, ben yani şahsen gitmedim. Ne Suriye'ye gittim, ne Mısır'a gittim, ne Lübnan'a gittim. Toplama baktım. Evet. Yani, yaşıyor anladığım mu? kadarıyla mesela bir dolma. Bütün bu eski Osmanlı coğrafyası, dolma buluyorsun, börek buluyorsun, tel kadayıfı buluyorsun, baklava buluyorsun. E, yani öyle bir damgasını vurmuş ki tamam ondan öncesine ait şeyler de yok değil ama çok büyük bir değişim Sonra baklava Avrupa'ya gitmiş, şutru delme olmuş Avusturya'da? <laughs> evet, evet. Almışlar. nereden nereye? Ben onu söylemiyorum yani. Avusturya'da kendileri söylüyor. Evet, Evet. çok enteresan. Yani Tabii bir değişime uğruyor, tabii ki. Ee, hem yapılış şekli, hem yani. elma el, el, galiba. Evet, yani e, bu e, çok büyük etkileşimler oluyor mutfak konusunda. Bazen diyorsun ki bu toplum nereden bir araya nereden geldiler ama mutfak konuşuyor. Yemek Bazen savaşlarla konuşuyor. oluyor galiba, değil mi? Ee, evet, e, o, o da enteresan. Evet, savaşta da barışta da insanlığa insanlar e, birbirine ...verip alıyor. Şimdi burada evet. ee, biraz şimdi araya gideceğiz. Araya aradan evet. sonra Osmanlı mutfağından devam ederiz ama hmm. o sofra adabından da bahsediyorsunuz. Hmm. Mesela Orta Asya Türklerinin sofra adabı ile ilgili hmm. ee, Yusuf Has Hacip'ten Kutat oku birlikten aktararak koymuşsunuz. Hı -hı. Müsaadenizle ben onları söyleyeyim. Mesela sofrada bıçak çıkarma ve kemik sıyırma, çok obur olma ve pek de sünepe oturma. Hı -hı. Ne kadar tok olursan ol, ikram edilen yemeği reddetme. Yemeği alınca ısır ve ufak ufak çiğne, sıcak yemeği ağzın ile üfleme. Hı, -hı. Yemeği, yemeğe elini uzat, haz ve arzu ile ye, ev hanımı seni görerek memnun olsun. Hı, -hı. İnsan zahmet edip sana ziyafet hazırlarsa bu zahmeti boşa çıkarma, hatır kırma. Hı -hı. Ee, eğer başkalarını davet etmek istersen evvelce çok iyi bir hazırlık yap diyor. Hı -hı. Misafirlerin arzu ile yiyebilmeleri için yiyecek ve içeceklerin temiz Hı -hı. ve lezzetli olmasıdır. olmalıdır. Burada tabii ahçının da e, özelliklerini yine Yusuf Hacip'ten nakletmişsiniz. Akıllı ve bilgili olacak, elini çabuk tutacak, temiz Hı -hı. olacak e, hijyenle ilgili başka hı hı. şeyler de var. E, bu arada gözü tok ve gönlü zengin olmalı. Temiz olduğu gibi yüzü ve kıyafeti de ay gibi parlamalıdır. Gözünün tok olması e, değil mi? Gönlü zengin olması, ahçının demek ki yemeğe hı. bir şey katıyor. Evet, evet. Yani ilginç değil mi? Hani o, aynen bugün uygula. Tabii değişmiyor yani insanlar değişmiyor. Devir değişiyor, insanla yer değişiyor. İnsan insandır her yerde, her dönemde. Bu tuz ve ekmek hakkı diye bir şeyden hmm. söz ediyorsunuz. Nedir tuz ve ekmek hakkı? Evet, yani bu tabi çok e, ülkede varmış meğer. Yani ben biraz araştırınca bunu öğrendim. Yani tabi tuz ve ekmek çok temel şeyler. Bunun bir e, mesela beraber bir insanın sofrasında yemek yediysen, bunu temsilen tuz ekmek o kişininle beraber tuz ekmek yedin. Orada bir kutsal bağ. Veya Artık bir, bir manevi bağ oluşuyor. Hmm. Aynı sofrada oturmak. Ee, bu çok şeyde var. Onun için hani bir insanı bir kere aynı sofrada yemek veya onun sofrasında yemek yediysen ihanet etmeyeceksin. Ama ee, Müslümanlardan başka toplumlarda da evet, var. Evet, evet. Rusya'da diyorsunuz. çok toplumda var. Avrupa'da var, Rusya'da var. Evet. Evet. Abdülmiliattan önce e, İlyada da bile geçiyormuş galiba ama şimdi evet. bir araya gideceğiz. Aradan döndükten sonra da bu tuz ve ekmek hakkı ile evet. ilgili burada bir anekdot var. Onu söyleyip Osmanlı mutfağına geçeceğiz. Birazdan buradayız. Bizden ayrılmayın. E, araya gitmeden tuz ve ekmek hakkını bahsini açmıştık açıkçası çok da bahis var ben de telaşlanıyorum hepsini evet. duyuralım diye bu yüzden herhalde hızlı hızlı konuşuyoruz ama Tabii. bu tuz ve ekmek hakkı çok önemli çünkü e, hem Müslümanlarda var hem Avrupalılarda var her yerde var ve belli ki kaynağı da dini hı hı. şimdi buradan aktarmak istiyorum e, ee, Selçuklu ve Osmanlılar'da görülen bu kavramın insan ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini gösteren erken bir örneğe 12. yüzyılda yazılan Danişmet, Dan, Danişmentname'de rastlanmaktadır. Selçuklu komutanı ve Danişmentliler Beyliği'nin kurucusu Melik Gazi, Sivas Kalesi önünde savaştığı bir Hristiyan yiğidin akşam savaşa ara verildiği zaman gel yemek yiyelim teklifini, seninle yemek yersem Artık savaşamayız. Çünkü tuz evet. ekmek yemiş oluruz diye reddetmiştir. Ya, ya. Yine devamında diyorsunuz ki tuz ekmek hakkını çiğneyen kişiye tuz ekmek haini denirdi. E, bu kavramın benzeri Avrupa kültüründe de görülür. Nitekim Leonardo da Vinci'nin son yemek tablosunda Hazreti İsa'ya ihanet eden e, Yehuda dirseğiyle tuzluğu devirirken resimlenmiş. Evet evet çok ilginç. Yani ben o tuz ekmek hakkı biraz ilgilenince tabii onu oku bunu oku tabii şimdi internette insan çok düşünülemeyecek kadar kaynağa ulaşıyorsun. O mesela o resimdeki o tüz olayı o resimde çok ilginç çok ilginç yani o kadar yaygın demek ki bu çok eski bir gelenek. Evet. Burada Evliya Çelebi'nin de babasından oğluna hmm. bir e, ...ikazı var yine tuz ve hı hı. ekmek hakkı konusunda. Oğul besmelesiz yemek yeme, iki kişi söyleşirken dinleme, Nanun yemek hakkın gözet ve davetsiz bir yere varma. Hı hı. Tuz ekmek hakkı ciddi sonuçlara yol açabilirdi diyorsunuz. Hı hı. Evliya Çelebi birbirine düşman iki kişiye tuz ekmek borcu olan Kara Ali Ağa'nın düştüğü ikilemi anlatır. Ee, bunu da söyleyeyim bari. Evet. <laughs> Melek Ahmet Paşa Bit Bitlis Kalesi'ni aldıktan sonra kale serdarı Kara Ali Ağa'nın idam edilip edilmemesi tartışılırken Paşa 20 yıl önce iyilik gösterdiği Kara Ali Ağa'yı namertlikle suçlar. Bu suçlamaya cevaben Kara Ali Ağa Bitlis Ağa'nın adamı olarak onun tuz ekmek hakkı için kaleyi savunmak zorunda olduğunu ancak Hancı Pirar edince Melek Ahmet Paşa'nın 20 yıl önceki tuz ekmek hakkını düşünerek savunmayı bıraktığını anlatınca Paşa onu affeder. Evet çok zor değil mi adam çünkü ha orada çünkü o tuz ekmek e, onun onun e, hizmetinde çalışmak yani hı hı. maaşını o adamdan almak o da o da bir tür hani tuz ekmek yemek hani o kişinin verdiği parayla eee karşılığında hizmet verdi. Adamcağız tabii iki eee için çalışınca böyle bir zor durumda kalmış. evet çok yani enteresan şeyler bunlar çok. O zaman şimdi Osmanlı mutfağına geçelim. Hmm. Ee, Osmanlı mutfağı deyince işte mutfak imparatorluğu hmm. diye demin açtık ama en çok ilk dikkatinizi çeken şey nedir? Bu mutfaktan anlatacağınız evet, ilk şey ilk nedir? İlk dikkatimi çeken şey e, her malzemeye verilen önemdir. E, yani bir yemek yapıyorsan e, mesela en en güzel örneği aslında mesela zeytinyağlı prasa. Bir içine bir baharat koymuyorsun. O zamandan beri var mı? Ya Eski tabii o belki e, yani o, İlk Osmanlı döneminde yapılan bir yemek değil. Zeytinyağlı yavaş yavaş daha sonradan ve özellikle Hristiyanların perhizleriyle ortaya çıkan Oruç. yemeklerdir. Çünkü evet. onlara o perhiz döneminde et yemeleri yasak, tereyağı yemeleri yasak falan. Ama Müslümanlar da çok beğendi. Zaten sebze yemekleri çok önemli Osmanlı mutfağında. Hı -hı. O, o yani o zeytinyağlı niye seçiyorum. İçinde bir tane baharat yok tuzdan başka. Ee, Hiç bir tane bir şey bile koymuyorsun. Bir kokulu hani bir maydanoz falan, nane falan da yok. Bütün şey o e, içindeki prasının tadını almak. Şimdi Osmanlı mutfağında hep böyledir. Bir, o, hangi malzemeler konuluyorsa bir tencere yemeği olsun bütün dert o etin veya sebzenin veya ikisinin birleşimi bir tadını alabilmek. Yani mesela Fransız mutfağında işte sos öne çıkar. Evet. Sebzenin tadını duymayabilirsin. O evet mesela sos ön planda. Burada... Mesela tamam iyi bir et seçersin işte o, ama o et bile ikinci planda. Onun üstünde akıttığın sos tamam o soslar güzel olabilir de malzemeye bir, büyük bir saygı yok. Ee, örneğin mesela sebzeler garnitür olarak kullanılır. Hep ikinci sınıftadır. Hani bir sebze yemeği İngiltere'de hele hiç sebze yemeği bulamazsınız. O sadece haşlala, etin yanına koyağla e, tadı bile alamazsın. Ama burada bir sebze bir etle eşit yani. Ha bir kebapla tabii onlar çok özel. Hala da öyle değil mi? Bir hmm. aile yemeğine çıkacaksın. Bir özel bir şey. iyi bir lokantaya gidersin. İyi bir kebapçıda yersin. Evde yapılması zor bir şeydir. Yani evet. bol etli bir yemek bir özel bir şey. Ama e, normal sofralarda bir sebze yemeğin değeri neyse bir yanenin değeri odur. Tavuk değeri odur. Yani her yemeğin tatlı olsun, tuzlu olsun, sebze olsun, ne olursa olsun. E, mesela bir e, Osmanlı mutfağında o, hangi sebze konuluyorsa o yeme, o adı alır. Mesela sebze Şalgam bastası. Hmm. Bamya bur, Bamya çobası. Hani o sebze birinci plandadır hep. Onu söylersin yani. Ekşi o, lezzetler çok vurgulanıyor diye evet, yazmışsınız. Yani o lezzette mesela çok fazla çok fazla baharat hiçbir Osmanlı yemeğinde yoktu. Belki çok biberli yapılabiliyor mesela Urfa'da falan. Ama gene de baharat çok dikkatli kullanılır. Mesela bir yemeğine sadece tarçın mesela eklenebilir. Hmm. Ya sadece maydanoz konulur. Hani çok karışık ve fazla kullanılmaz genel. Ve yemeklerin tıbbi faydalarına çok önem veriliyor. Evet, diyorsunuz. evet, evet. Hala da değil mi öyle? Mesela ne bileyim insan ishal olur, aman iş ekşi ama Peki Elfeyi. bu mesela Avrupa mutfağında olmayan bir kaygı mıdır? Ee, valla ben hiç çok Gözlemediniz. Çok, a, yani ben rastlamadım diyebilirim yani. Ee, yani hiç yok diyemem ama burada ben çok şaşırdım her, her derde bir e, nezle oldun grip oldun isal oldun bilmem ne oldun e, kırıklığın var filan şunu ye şunu iç e, ateşin çıktı bilmem ne ye e, çok var. Yine e, sizin kitabınızdan dikkatimi çekti. E, tabii evet. bu arada diyorsunuz ki sebzeler evet çok önemli. Hı hı. E, sarayın bahçesinde sebze ekilip biçiliyor ve seyyahların çok ilgisini çekiyor sarayın bahçesinde. Evet. E, ve bu arada e, yine tabii e, Türklerin salata yemesi de yadırganıyor. Hı hı. Ama biraz evvel e, ya. ister istemez o yeşilliklere nasıl bakıldığını anlattınız. Evet evet ilginç Avfalar değil mi? Avrupalılar şaşırıyor salataya. Ha. Evet o çi nasıl efendim çi yerler diye o tabii bu günümüzde değil, değil. ama eskiden, eskiden çok hani efendim veybaya kadar gidiyorlar yani. Efendim işte tüplerin midesi herhalde bir at gibidir. Efendim işte ancak bir inek bunu yer. Efendim işte veyba sebebi budur. İşte çiçek hastalığın sebebi çi salak. Yani neler söylemişler? Bunun da dahi. Bir de not e, olarak hep o seyyahların notlarında nakletmişsiniz evet. salatanın e, yemeğin en başından sonuna kadar sofrada bulunduğuna dair birkaç çeşidinin geldi. Evet evet o da çok iyi gelir. Evet mutlaka sofrada bir hani birer yemek gelir ortaya sıcak yemek ondan sırayla gelir. Değişebilir ama salata hep kalıyor. Ama başından beri küçük işte zeytindi peynirdi salataydı. ...turşuydu falan onlar... E, ...sofrada Daima. başından sonuna kadar durur... ...sen onlardan... E, ana, yem, ana ...sıcak ana yemeklerin arasında... ...onlardan... At, e, ...atıştırıyorsun. Yine bir yerinde diyorsunuz ki suyu... ...suyu çok önemserlerdi... Evet. E, ...buna karşılık Avrupa'da su... ...çok hoşlanılan bir şey değil... ...onun yerine bira şarap galiba... ...daha e, muteber. Evet, evet... E, ...şimdi burada su... E, ...çok önemseniyor... Abi, Hala hayat. da öyledir insanlar e, değil mi mesela haftada bir veya ayda bir işte bidonları arabasına koyup e, bayağı uzaklara giden insanlar var bir aylık sürüleri bilmem hangi çeşme e, Hı -hı. var İstanbul dışındaki yerlere gidiyorlar. veya da semtlerdeki hani öyle bir imkanları yoksa mesela bizim semtte var bir çeşme Hı -hı. insanlar orada sürekli bir kuyruk görüyorsun insanlar oraya gidiyor kuyruğu sıraya koyuyorlar bidonları. Dolduruyor. Çünkü iyi su, iyi suyun tadına e, bir lezzet, lezzet e, Ama padişahların falan. da e, suya önem verdiğini evet. söylüyorsunuz ve bazı Hı -hı. işte hepsinin farklı yörelerdeki evet. su, sudan içtiğini ve evet. önemsediğini. Evet. E, şeyde neden yok sizce? Avrupa'da su neden muhteber e, anlamıyorum. değil? Anlamıyorum. Şimdi e, bu ilginç bir şey. Şimdi Mesela şey içecek. diyorlar, bir, bir çok söylen bir şey var. Efendim su pisti o yüzden su içemiyorlar şimdi. Ama bu tıbben mümkün değil. Ama yani suyla... bir insan su içmeden sadece biri içerek. E onun içinde de su var. Yaşayamaz yani. Mümkün mü? Demek ki bu bir 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 problem var burada. Yani mutlaka su vardı, mutlaka insanlar içiyorlardı. Ee, Başka türlü yaşayamaz. Zaten bir en fakir birinin mümkün mü? sabahtan akşama kadar bütün vücudun su ihtiyacını alacak. Bir de o kadar bira yani e, yaşaya, herhalde yaşayamaz ya yani bir doktora sormalı ama bence yaşayamaz. E, orada bir problem yani var çok ama çok bir su anlayışı, yani, şey. yani suyun güzel bir tadı olabileceği e, öyle bir anlayış yok. Çok ilginç. Evet evet gerçekten öyle. Ee, şimdi Osman ilk e, 1299-1500 arası mı ilk hı hı. E, Osmanlı yemekleriyle ilgili çalışmanız? pardon bakayım buraya. Osmanlı mutfağı. 1299 evet. yani başından Erken Osmanlı dönemi diye. Evet, evet. evet Şimdi burada Şirvani diye bir hekimden söz ediyorsunuz. ikinci evet. Murat'ın 15. Hı hı. yüzyılda o onun galiba bir yemek kitabı mı var. Şimdi şöyle Şirvani çok güzel bir kaynak, çok enteresan. Aslında o çevirmiş Bağdadi diye bir 13. yüzyıla Arapça bir yemek kitabı var. Ee, Bağdadi diye biri yazmış. Şirvani onu çeviriyor. Hı hı. Çeviriyor ama şey ilave ediyor. Onu her yemeğin bir sağlığı e, faydalarını ilave ederek yazıyor. Hekim olduğu hı. için. Fakat e, o kitabının çevresini bitince 77 mi 80 kadar tarif ekli yemek, hmm. o kitaba. Hmm. Yani o tabii bizim için yani bir yemek tarihçi olarak önemli en bir büyük kaynak. ilgi. Çünkü zaten Bağdadi bilinen bir Arapçı yemek kitabı. Bir de Varak diye galiba bir isim var değil mi? Ee, Arap. Ee, Alvarak var. Hmm, evet. ee, o 10. çok erken o. O da çok güzel ve ilginç bir yemek kitabı gerçekten. Evet yani Şevani de önemli. Şöyle ki o erken... O, Mezamantı tarifi var. Ee, ha çok ilginç bir şey var Şirvani'de mesela şimdi o 13. yüzyılda Bağdadi... kadayıf tarifi veriyor ama kadayıf o zaman yası kadayıf şey değil taş kadayıf dedikleri şeydir. Tel kadayıf değil daha o daha o gelişmemiş yani ortaya çıkmamış o. Şimdi şeyvani Kadayıf tarifine geliyor. Önce tel kadayıf anlatıyor. Sonra diyor ki e, bir çeşidi daha var diyor. Yası kadayıf anlatıyor. Yani o 200 sene içerisinde en önemli kadayıf yası kadayıftan çıkıyor. Ve Osmanlılar için tel kadayıf birinci planda. Daha 15. yüzyılın ilk birinci yarısında. zaten hep ondan sonra hani yası kadayıf güzel bir şeydir. Hepimiz severiz yani ama çok az yapılır. Değil mi? Çok öyle Herkesin evet. bildiği bir şey bile belki değil bugün. Ama Tel Kadayıf en beğeniliyen. Yani zaten Osmanlı bir e, kitaptı. Kadayıf derse anlıyorsunuz ki Tel Kadayıf'tır kesin. Bahsi geçen. Evet. Ee, yine aynı yıllarda, ha bu arada tabi bir, bir takım kaynaklardan istifade ediyorsunuz. Evliya Hı -hı. Çelebi var. Hı -hı. Biraz evvel saydığımız isimler de var. Kaygusuz Aptal şiirlerinde evet. mesela. Evet. Çorbalar. E, geçiyor Aha. E, diye anlatmışsınız. Ve çok çeşit çorba olduğundan hı hı. bahsediyorsunuz. Evet. Yine ee, aynı yüzyıllarda. Evet. O e, biraz daha erken, şey variden 13. E, yüzyıldan itibaren siz çorbanın çok etkili olduğunu Evet. Çok söylüyorsunuz. önemli. E, aslında çorba kelimesi Farsça. Farsça. Hı hı. E, Belki vardı tabii bir çorba gibi bir şeyler. Belki çok daha eskidir. Çorba aslında e, tüzlü su anlamında. E, fakat Osmanlı'da e, bu çorba başlı başına bir yemek kültürü haline geliyor. Çok fazla çorba. Bazen mesela e, sarayda bazı e, menüler var. O menülerde mesela beş çeşit. Bunlar gün yemekler, ziyafetler değil. O yemeklerde bazen beş çeşit yemeğin arasında iki çeşit çorba var aynı sofrada. O kadar önemliydi. Bulgur yine e, çok evet. muteber olmasa da önemli galiba. Evet bulgur mi? da çok önemli. Hani mesela İran'da eskiden bulgur varmış. E, fakat pirinç birinci plana çıkıyor. Pirinç... E, İran mutfağında hala öyleymiş, çok çok önemliymiş. Hatta Evliya Çelebi e, e, İran'a gittiği zaman e, diyor ki sayısız pirinç e, pilavları var diyor. Şimdi burada da pilav çeşitleri var ama e, bulgur da önemli. Şehriye pilavı yapıyorlar, bulgur pilavı yapıyor, kestaneli bulgur pilavı yapıyorlar. E, pirinç pilavları tabii yok, safranlısıydı, etlisiydi, balıklısı. Burada da çok var. İran çok olmasa da. Şimdi burada Ömer Lütfi Barkandan aktarmışsınız. Hmm. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in kestaneli bulgur pilavı Evet e, yediğini ve bu aslında kaybedilmiş bir reçete canlandırılsa çok iyi olur diye. Çok lezzetli. Not ben kendim denedim. Yani çok iyi bir aşçı değilim ama denedim. Çok lezzetliydi. Zaten daha e, e, mutlaka lezzetli. Zaten. E, Koca padişah sevdiğine göre evet. biliyorsunuz. Bir <laughs> de kestane ve bulgur hakikaten yakışıyor. Ee, tek başına yemek yiyormuş bu arada Fatih Sultan evet. Mehmet. Burada yine sizden öğreniyoruz. Evet. Ee, baklava ile ilgili e, çok geniş yer ayırmışsınız Hı -hı. tabii ister tabii. istemez. Hem bu coğrafyada önemli hem Avrupa'da da e, evet. çok beğeniliyor. Evet evet ben ilk baklavayı mesela ben İngiltere'de yedim. Hmm ama çok kötüydü. <laughs> Neyse. Ee, yani baklava çok çok önemli gerçekten. Yani çünkü tarih açısından şimdi o ince ince yufka açma olayı Orta Asya'dan geliyor. Evet yani hatta oklava ve yasta hani o alçak hani bir tahta üstünde hani yufka açarsın ya. Onların mesela ta e, 10. yüzyılda mı ne e, o, Doğu Türkistan'daki bir mezarın içinde e, küçük e, bibloları bulundu. Seramik heykelcikleri bulundu. Kadın, e, kadın çö, 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 çömelmiş ön, elinde şey oklavası yani şimdi o açıdan baklava bir taraf Or Orta Asya'dan. Ama bu şuruplu tatlı olaya Araplarda e, çok önemli. Onlar da Romalılardan Rö almış. Yani o kadar ilginç bir yemek. Romalılarda bal tabi onlarda fazla, çok fazla şeker kullanımı yok. <laughs> e, o dönemde bal. Mesela ballı, e, ballı ekmekli tatlılar. Romalılarda vardı. Onu Arap mutfağı geçiyor. Onlar iyice geliştiriyorlar. O da Osmanlılar alıyor. Ee, ve e, şeyden e, bunu da yine seyyahlardan evet. başkalarından da naklediyorsunuz. E, kendi kendine yeten yeten bir ekonomisi hı hı. olması bilhassa işte kend, e, yemekle ilgili hiç sorunu yok galiba. Hı hı. Avrupa ülkelerine pek çok gıda malzemesi hı hı. ihraç ediyor. Bunlardan evet. biri ilginç yine Evliya Çelebi'den aktarmışsınız. Hı. E, pardon, Evliya Çelebi'den değil. Brodel'den galiba. Aha. Fransa Kralı, tabii bu arada Fernand Brodel medeniyet tarihçisi seyircilerimize evet. de söyleyelim. Aha. Fransa Kralı 14. Louis'nin kızı Marianne de Bourbon'un 1680 tarihli düğün ziyafeti için Kıbrıs'tan Fransa'ya ihraç edilen incir kuşu turşusuna e, bugünün parasıyla yani bu kitap basıldığında herhalde şimdi daha fazla ediyordur 9 milyon liradan fazla harcanmış ha evet, evet buradan oraya düğün yemeğe gitmiş evet gözüküyor. evet Kıbrıs'tan Hı -hı. E, gerçi şimdi Kıbrıs tabi çok elde bir yer e, o ha, zannediyorum o hala yakın yıllarına kadar hala Kıbrıs'ta e, e, şey bir e, o kuş turşusu bilinen bir yemek yani Osmanlı Osmanlı yemeği tabii sayılmaz belki hani yapılan bir şey ama daha çok ama buradan yöresel. oraya gidiyor. Ee, evet oradan oradan oraya gitmiş Tal yani çok meşhur evet o Son küçük kışla. Evet burada yine ilginç bu ee, 17. yüzyılda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kuru incir ve kuru üzüm kuru ihracatını yasaklamıştı Osmanlı Hı -hı. diyorsunuz ki Mehmet Genç şey demişti bilhassa iç İhracat çok Hı. benimsenen bir şey değildi. Mümkün olduğu kadar ucuza ve herkesin erişebilsin evet. istenirdi Osmanlı'da evet. gıda ya da başka şeylere Hı -hı. de. Nitekim işte yasaklamışlar bir dönem. Fakat İngiltere Kralı 2. Charles'a e, onun mutfağı için yılda iki gemi yükü kuru incir <laughs> ve kuru üzüm evet, satın alınmasına izin vermişler. <laughs> İlla adam biz çok severiz İngiltere'de bu kuru meyve olayı çok çok önemli bile zannediyorum diğer Avrupa ülkelerden çok fazla yani çok yemek çok tatlımız var kuru meyveli evet öyle o antlaşmaya öyle bir özel bir madde konuluyor sırf saray için. Evet. Bu da tabii şey ilginç değil mi? Yani bir sürü ilişkinin içerisinde. Evet. Ee, evet. O o da bir, bazen bir adam, e, Kral Hala şey yiyecek. Ee, evet. Tabii o Osmanlılar ben geçen gün de ilginç bir yazı okumuştum bu e, ticaret konusunda çok enteresan. Yani Osmanlıların tabii büyük büyük bir e, toprakla kapladığı için İracat yapıyor tabi ama birinci planda o in, insanların temel madde, yiyecek maddelerden bırakmak istemiyor. Olca, evet, tabii, istifade ü, yani, ka, Ortalık karışacak tabi o da var. Uh -huh. ee, yoksa ihracat mesela çok tekstilde, özellikle tekstiller bir çok birçok şey ihraç ediliyor. Ee, ama yiyeceklere gelince hemen kısıt, hani. Evet. Önce iç piyasanı iyi evet. rahatlatacak kadar içeride Faslası bırakıyor. Fazla Hatta fazla varsa. İpek ipek için öyleymiş galiba. Hanımlar ipeği sevdiği için hmm. e, ve herkes erişebilsin diye hmm. ihracatından hmm. kaçınılırmış. Evet. E, sonra bu arada tabii baklavadan elmalı dele demiştik birinci bölümde. Hmm. Nasıl baklava Avrupa'ya gidiyor. Siz de ilk defa orada yedim ama çok kötüydü dediniz. Evet. E, ama iyisi de gidiyor herhalde ki en sonunda başka bir yemeğe dönüşüyor, başka evet. bir tatlıya yani dönüşüyor. yani o, şimdi bunu bir Alman şef ve yemek tarihçisine borçluyum, onunla sohbet ediyorduk. O bana çok ilginç bir kaynak söyledi ve sağ olsun Almancı'dan İngilizce'ye çevirdi benim için. Volker Bach, şimdi 16. yüzyılda bir önemli bir Rumpold adında önemli bir yemek kitap yazarı var Alman. Şimdi orada Macar böreği diye e, bir tarif var. Orada görüyorsun ki baklava, tabi Macaristan zaten 150 yıl Osmanlı'nın elindeydi. Bir en gitmiş. çok Macaristan etkilenmiş zaten çok etkilenmişler. Çok etkilenmişler. O tarif görüyorsun ki Macar böreği diyor. Belli ki o baklavanın Macaristan'da yapılan şekliyle orada görüyorsun. Ondan sonra Strudel'e bakıyorsun. O oradan anlıyorsun ki Macaristan Osmanlı'dan oradan Macaristan'dan Avusturya'ya gittiği belli oluyor. Bugün de milli mutfaklarının en önemli yemeği. Evet, evet. Evet. Çok ilginç yani. Tabii. Kahve ve kahvehaneler. Evet, kahve, o kadar çok kitap yazılmış ki kahveyle ilgili. Tabii ben de biraz ilgilendim. Ee, yani çok yoğunlaşmadım çünkü Hı -hı. E, çünkü o kadar çok malzemesi olan bir şey, o kadar büyük bir konu. Ee, ben o kitap için tabi yazdım tabi çok yani çok ilginç çünkü tabi buradan çık Osmanlılardan çıkmadı zaten bitkin kendisi Etiyopya Hı -hı. Hı -hı. ama Türk kahvesi oradan Yemen'e e, ilk kahvehaneler zaten Şam'da. Yani kahve kültürü orada başlıyor. Ama Osmanlılar'da öyle büyük bir önem kazandı ki yani bu çok ilginç bir şey. Yani misafir eşittir kahve gibi bir şey oldu değil mi? Yani misafir çağırınca ne verirsin? Kahve. Hani kahveden önce misafirlere ne ikram ediyorlardı? Mürak ediyorsun herhalde. Şerbet falan ama çünkü öyle bir o kahve öyle bir önem kazandı ki hani kahvesiz nasıl yaşanıyordu? Ee, Sobatı'ya nasıl gidiyor burada? İşte şimdi o çok tartışmalı bir konu Tabii klasik şey efendim işte Viyana kuşatması sırasında falan ama doğrusu öyle değilmiş e, Tabii ben başka araştırmacıları ben yani şey yapamam ilk e benim okuduğum kadarıyla ilk önce Venedik <laughs> ve Ma so adından Marsilya oradan da yavaş yavaş da e beğeniliyor, da yayılmaya başlıyor. İngiltere'de de buraya çok e, gelen ve kahve biraz burada kalan yabancılar kahve sevmeye başlıyorlar. Hani onu, 17. yüzyılda sonra. Öyle yayılıyor. Sonra. Onlar geri götürüyorlar falan filan. Peki bu arada yine etkileşimle ilgili mesela sütlaç evet. İtalya'da Türk usulü pirinç. Evet, evet Karpuz ilgin... İngiltere'de Türk kabağı diye evet, anılıyor. Evet Koz da Avusturya'da Türk balı diye. Evet evet. Hatta <laughs> Türk balı e, hala yapılıyor. Bir e, bir Alman arkadaşımdan rica ettim. O annesi babasını ziyareteye gittiği zaman benim için bir kutu Türk balı aldı. Hı -hı. Ve hala güney e, Almanya ve Avusturya'da hala Türkişen Honik Türkiş Honik diye e, biliniyor. Hala satılıyor. Nasıl bildiğimiz hani köz helvası var ya içinde ceviz falan olmadan sadece ak helva yani sadece Hı -hı. şeysiz hani e, cevizsiz o küçük bir çubukun üstünde bir beyaz böyle dikdörtgen bir parça beyaz köz helvası. Çocukları alıyorlarmış. Bu arada şerbetlerde misk ve amber kullanıldığından evet. söz ediyorsunuz. Tabii bu ileride 16. yüzyılda. Işi. Tabii evet. çok pahalı mal ma malzemeler onlar. Ama ilginç bir şey değil mi? Tabii keşke yani tadı bilsek ama şimdi. Dünyada ki yaygın bir şey midir ee, böyle? Yemeklerin içine koymak. Evet. Yani aslında tabii bunlar ikisi parfüm. Siz böyle, evet. Bugün sizinle konuşuyorduk hani onu evet. parfüm şey yani e, fakat bu parfümlü şey tabii tatmadığım için bilemeyeceğim nasıl bir şey e, herhalde e, lezzetlidir yani çok az şey konuluyor ama şerbete konuluyor bir de amber, kahveye amber konuluyor. Siz e, şimdi açınca ister istemez bir sonraki döneme geçmeden önce yeniden evet. gördüm. Evet. E, bu salata ile ilgili hı hı. yazılanları mesela çok çeşitli salatalar yiyorlardı diye söylüyorsunuz. Hı hı. Avust Avusturya elçisi Buschbeck e, Yeniçerilerin şalgam, soğan, sarımsak, turp, hıyar, tuz ve sirke'den oluşan bir salata yediklerini hı hı. yazmış. Evliya Çelebi salataların yağlı, sirke'li ve sarımsaklı olduğunu anlatır diyorsunuz. Hı hı. Osmanlıların bol miktarda çiğ ot sebze yiyor olmalarına şaşıran batılı gezginler bunun sağlığa aykırı bir alışkanlık olduğunu düşünüyorlardı. Hı hı. Fransız Nicolas Le Osmanlı elçisi 28. Mehmet Çelebi'nin 1721'de Paris'te Bulunduğu sırada yemeklerle ilgili olarak aldığı notta demiş hı. ki farklı yeşilliklerden yapılan çok çeşitli salatalar yiyorlar. Diğer yemekler teker teker getirirse de hı hı. salata yemeğin başından sonuna kadar evet. e, masada hazır. Tabi Hristiyanların Osmanlı mutfağına katkısı var. Hristiyanlar da var. Ee, a, tabii buradaki evet, Os evet. Osmanlı'da oturan tabii ki onları yani ortak bir şey. Yani onu e ayırmak Çok sormak. az. Ha bazı yerlerde bu perhizle bağlı olan bir takım şeyler tabii kesin onu ayırabiliyorsun. Ama diğer şeylerde daha çok bir bölgeseldir. Yani e tabii iklime bağlı. Hı. İklime bağlı, oradaki bulunan yiyeceklere bağlı. Hani Hristiyan yemekleri böyleydi. Efendim işte e, Müslüman yemekleri böyleydi. Ama Efendim çünkü, Yahudi yemekleri böyleydi. ...hani o öyle, öyle bir ayrım. Ama mi? dini bir etkiden söz ediyorsunuz her mutfakta. Belki işte mesela hijiz böyle bir şeye sebep oluyor. Evet. Belki başka e, şeyler. Şimdi denizden Müsl çıkan e, mesela. Evet. E, o var çünkü çok sıkı perhizler. Yani ben de araştırmaya başlınca şaşırdım birkaç tane e, bir iki tane e, ee, Ermeni Hanım'la konuştum, bunu sordum, sordum. Gerçek tabii eski, belki bugün o kadar sıkı tüten azdır. 6 ay, yılın 6 ay hatta 6 aydan biraz fazlası balık bile çok on, o perhis süresince ancak belli zamanlarda balık yeniliyor. Balık bile yenilmiyor çoğu zaman. 6 ay hayvanı hiçbir şey yiyemezsin. Hiç et yiyemezsin. Yani bunlar o, o mutfağı çok etki yapan şeyler. Ama Müslümanlıkta Ramazan var. Ama Ramazan'da her şey yiyorsunuz ama gündüz oruç tutuyorsun. Şimdi o e, yemeğe şekil vermiyor. Hmm. O, ama bu perhizler tabii bambaşka bir şekilde yemen lazım. Yeni bir mutfak. Çünkü 6 ay sadece ay bu bir hafta değil bir ay değil 6 e, her, her, hafta zaten bir gün bazen iki gün Bazen altı hafta boyunca, yıl başında iki hafta, işte yazın bir hafta sonra şu bu falan çok toplama çok uzun. Onun için o çok etkiliyor mutfakları. Şimdi buradan uzun uzun tabii aktaramıyoruz e, evet, geliş-gidişler etkileşim. Şimdi Hı. geç Osmanlı dönemine geçince yani 1700-1923 arası burada artık e, Osmanlıya Batı mutfağı geliyor Hı -hı. ve e, yavaş yavaş evet baskın oluyor. Hı -hı. E, ve burada bu e, o zamanki işte ya muhalefet edenler Hı -hı. yemeklere de Hı -hı. E, muhalefet ediyorlar. Ya. Ve bu arada parmesan peyniri mesela İtalya'dan Hı -hı. çok evvelden itibaren evet, geliyor galiba. Evet, çok beğeniyormuş. Öyle şeyler de var. Evet. Evet. O o biraz özel o e, Venedik elçisi hediye getirmiş herhalde saraya ve çok beğenildiği için yıllarca Haklılar padişah ve <laughs> hanımları e, saraydaki şey o, özellikle istemişler ve parmesan peyleri gelmiş. Ama ne kadar piyasada hani ne Ama kadar... tariflerin içerisinde bile kitabınızda gördüm yani parmesan bir şekilde mutfağa girmiş. Evet ya yani şu şimdi en erken acaba parmesanlı tarif şimdi aklımda değil ama evet yani çok beğeniliyormuş evet. Ee, ama mesela şey Mahmut Nedim Demin ki şeyin ismi dedi mi Mahmut Nedim Bintos'un. Şimdi ondan evet. naklederek burada yazmışsınız. Ee, 19. yüzyılın sonundan itibaren batıllaşmaya tepki hı hı. olarak veya endişe duyanlar, bunlardan biri de sizin <laughs> e, kitabını yazdığınız evet. da, daha doğrusu bize kazandırdığınız Mahmut Nedim. O diyor ki omletin peynirli yumurtadan başka bir şey olmadığını söylüyor Aha. ve guda peyniri yerine yerli beyaz peynir kullanılmasını tavsiye ediyor. Hı hı. Ve sonra şöyle diyor dışı kırmızı içi kanarya sarısı şeklinde ve ayvadan kabaca filemek peyniri tabir ettikleri peynirden bu matbuh ihsar olunur ise ismi peynirli yumurta olmayıp 10 bilet oluyor <laughs> evet. imiş. Fakat her halde ve her türlü hileye karşı yerli salamura peynirinden yapılsa daha hoş olur. Evet, evet adam, ama ama çok düş, iyi düşünüyor çünkü o sır o 19. yüzyılda en başında biraz başlıyor ama ortasından itibaren öyle bir Avrupalılaşma başlıyor ki yani e, insana e, bir gurur meselesi yapıyor prestijli yemek Osmanlı Osmanlı yemek değil Avrupa yemeği işte Avrupalılar gibi oturup kalkmak hı hı. Yani biraz da çok aşırıya gittiği için Bazı insanlar sinirlenmiş evet, artık Mutfağın seksenini kaybedeceğiz diye endişelenenler var evet, evet endişelenen var yani ya, Tabi yazık oldu o kadar e, Öyle ama mi tabii o kadar bu... etkili oluyor mu? Nasıl? Yani yemeklerin mutfağın bir sürü pek çok ürünün kaybolmasına neden oluyor mu? Yani is, is, özellikle büyük şehir İstanbul'da gibi yerlerde olabili, al, olabilirdi ama o kadar olmadı. Çünkü İstanbul dışında bu, bunun etkisi o kadar fazla değil. Ama bu sırf tabi Osmanlılar değil bu Fransız mutfağın baskın olması e, özellikle 18. yüzyılda başlıyor. Hı hı. Hangi ülkenin yani Avrupa ülkelerinin hangisini bakarsan o dönemden itibaren... Bizim mutfağımız zayıftır. İngil 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 İngiltere'de de o çok söylendi. Efendim bizim mutfağımızda pek iş yok. İşte Fransız mutfağı daha iyidir. Yani o e, ne bileyim her, 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 Norveç mutfağına baksan o dönemlerde Fransız yemeklerle doludur. Yani bu sadece Osmanlılara özgü bir şey değil. E, çok ülkede yaşanan bir süreç Kriz. bu. Evet. Bu arada yine Ahmet Muhtar'dan aktarmışsınız. Hı. Ee, diyorsunuz ne diyor? Hı. Batı özentisiyle alay eden Ahmet Muhtar Hacı Beyzade her türlü alafranga yemeği mutlaka beğenen İngiliz salçasının tiryakisi kesilen <laughs> ve Alman usulü elmalı pilav pişirtenleri eleştirir. Türk yemeklerinin unutulmaya başladığını söyler. Evet, evet. Ee, ve mesela düğün eti pişirilmez oldu diye çok dert yanmış. Evet, tabii bunlar... Zerdesiz, düğünler zerdesiz olmuş, ya. onu not etmiş. Evet ki aslında devam etmiş yani. O öyle söylüyor ama benim bildiğim sünnet düğünlerinde değil mi mutlaka o kadar vardı? Artık yakın ya. zamana kadar. Belki hala var, bilemeyeceğim ama. Pahalı da bir şey. Evet. Ee, yani. bu arada İsveç Osmanlı mutfağıyla tanışıyor hmm. yine aynı dönemde. Evet. Yani bir yandan burası batılılaşıyor ama oraya da Yine hı hı. gitmeye devam ediyor. Evet. Burada Times'ta e, bir Fransız asıllı Ahçı'nın yazdığı bir mektup ha, var. Ha, çok güzel o. Evet. O, o Alexis Sawyer o. Evet. Evet. Ee, Bak, Osmanlı mutfağını meteşebiriyor. Çok. E, o, o burada çok gerçekten çok derinlemesine inceleyebildi. Çünkü o Kırım Savaşı sırasında. E, e, Selimiye Kışlası İngilizleri veriliyor hastane haline getiriyor. Çünkü o zaman Osmanlılar, Fransızlar ve e, İngilizler, İngilizler Ruslara, karşı, Ruslara karşı Şimdi o sırada e, İngiliz askerler e, çok fena hastalanıyorlar. Hem e, ordu iyi besleyemiyor kendi askerleri hem hastalık çok yayılmış falan. O e, askerleri iyi bir besin düzeni yapmak için o sure, Alexis soya çağırıyorlar. Şimdi üzüm kaldığı için burada paşalığa onu çağırıyor, saray mutfağını gez, geziyor, yani Osmanlı mutfağının en iyilerini adam yaşıyor ve görüyor ve şey görüyor burada ve çok metediyor. O onun için o mektup metediyor ama adam da sizin dediğiniz gibi aslında Aa. o sıkıntıdan bir sonuç çıkartmış ve diyor evet. ki e, 19. yüzyılda hmm. İstanbul'da iki yıl geçirdikten sonra Times gazetesine yazdığı mektupta. Hmm. Birçok yemeği en büyük gurmenin sofrasına layıktır. Hı -hı. Hatta ana yemeklerinin tamamı Fransız ve İngiliz mutfaklarına alınırsa bizim için kazanç olur. Hı -hı. Türkler kullandıkları bütün malzemelerin özünü koruma sanatını geliştirmiş Hı -hı. ki siz de vurguladınız. Böylece hem lezzetli hem besleyici yemekler ortaya çıkmış. Evet Türk mutfağında yemeklerin yavaş pişirilmesinden dolayı lezzeti ve kokusu korunmuş oluyor. Pişirme sistemleri bizimkinden çok üstündür. Çünkü her şey taş veya mermer üzerine yayılmış köz köz ateşinde pişirilir. Hı hı. Ee, hı, hı. tabii hal mesela yani Ocak başında bütün mutfağın, yemeklerinin alınmasını öneriyor hatta. Evet, evet. Yani gerçekten çok güzel e, kremalı diyor. bamya püresini çok beğenmiş ama mesela bu yemek yok artık herhalde. Tabi e, tabii şimdi e, adam evet kremalı bamya ikicide bazıları çözebiliyorsun, bazıları çözemiyorsun. Adamın anlatışı mı yanlış? Çünkü kendi el yazısıyla yazdığı şeyler çok problemli yani. Çünkü e, soğumuştu anlaşılan, soğumuş. Bu yemeği ne? Demişler ki işte bilmem ne, bilmem ne, O da bir şekilde bir şeyler yazmış ama Evet. Ee, sevdiği yani diğer ne demek istedi? Önerdiği istiridyeli pilav, evet. kuzu çevirme, dolma köfte, şiş kebap, bıldırcınlı pilav, patlıcan bastısı, sakız kabağı bastısı, lokum, muhallebi, baklava ve ekmek kadayıfı. Bu arada patlıcan çok önemli. Hatta bir yerde Refik Ayet Karay'dan aktarıyorsunuz. Evet. Sadece dondurması yok galiba <laughs> bir, diye. Evet, bir dondurması eksik. Şimdi evet böylece Osmanlı mutfağında e, başka neler var? Tabii e, pek çok anet, anekdot var. Yine hı hı. Alman subay, Alman bir subayın ikinci Mahmut devrinde bir ziyafetten aktardıkları var. E, mesela bu dediğiniz gibi bir Avrupalı midesi için anlaşılması zor bir tarzda e, sofrada şarap yoktu diyor. Hı. Bir de evet sırayla ilgili şaşırıyorlar. Yani evet. önce tuzlu yemekleri yiyorsun, ortada tatlı, sonra hı hı. tekrar tuzlu. Şimdi eski o hep o, yaygın Avrupa'da mı? öyle değildi. Avrupa'da her bütün yemekleri birden sofraya konuluyordu. Hı hı. 18. 19. yüzyıldan önce bütün yemekler konuluyordu bir posta. Sonra herkes istediğini oradan alıyordu. Sonra kaldırılıyordu. İkinci posta farklı şeyler konuluyordu. Ardından da tatlı veya meyve falan. Şimdi o o dönemde o kadar önemli o kadar hani tatlı önce tatlı sonra Ruslar ortaya Rusla bir sistemi var. Ondan sırayla çorba, işte bir sıcak yemek, ikinci sıcak yemek, ardından işte e, bir tatlı, ondan sonra meyve diye bir sistem çıkardı. Tabi daha bir kere daha hesaplı. Çünkü sen şimdi 20-30 e, çeşit yapacaksın, herkes istediğini alacak, kalacak. E, bu halbuki herkesin önünde, tabağın üstünde bugünkü üsül sırayla koyuyorsun tam bir pozisyonluk Herkes mecburen onları yiyecek. Şimdi Avrupalılar onu benimsediler. Osmanlı üsülünde yemekler birer birer geliyor ama ta, aralı mesela iki tuzlu bir tatlı. iki tuzlu bir tatlı işte önce yani ardından işte ne bileyim işte bir ıspanak tencere yemeği ardından işte baklava ardından dolma ardından Karışık. Şimdi daha es, eskiden Avrupalılar bunu yadırgamadılar. Çünkü onlarınki de karışıktı. Ama 19. yüzyıldan itibaren alışmışlar bu belli bir sırrı. En son tatlı gelir. Bu sefer öyle şikayetleri başlıyorlar. Ama şimdi de biraz sağlıklı beslenme için tatlının arkasına yoğurt veya işte başka bir şeyler yemesi tavsiye ediyor. Evet ediyorum. yani olabilir. Şimdi Acaba... o nouvelle cuisine diye bir olay var. Ha. Ben bir kez yedim Almanya'da e, ben garip geldi. Ortasında yemeğin ortasında dondurma vardı falan falan. Şimdi on sonradan möde oldu bu karışık. Belki de ağız tadını için ilginç. Sağlık içinde de olabilir. sanki sağlık için de. Yaparsın. Mesela ben Söyleyeyim. bugün bir şey okuyordum. 17. yüzyılda adam arkadaşlarıyla yemek yiyorlar sık sık ve çok yemek meraklı olduğu için yemekleri sayıyor. 3 kez baklavadan sonra turşu geldi. Çünkü baklava tatlı. ardından turşu ek tu, ekşi turşu herhalde onun tatlılığını e, dengeliyordu. Belki sağlık açısından sağlıklı bir şey. Evet. Bu evet. kitabın hikayesi nedir? Gülbe şeker. Ha, ee, Gülbe şeker. E, şimdi o e, başka bir iş için e, sıf tatlı ve reçeller falan üstünde yoğunlaşmıştım. Ondan sonra tabii o kitapla çalışınca bir transkripsiyondu. Hı hı. E, mecburen bayağı içine girdim. Sonra baktım ki o kadar ilginç ki, e, dedim bunların her birinin ne zaman ortaya çıktığı. Mesela internete bakıyorsun, biri diyor ki mesela pişmaniye, 19, 1867 yılında Mısır'da biri icat etti. Şimdi Öyle şeyler de var. Halbuki tabii dövrüsü böyle değil. Şimdi o kitabı e, o çalışmaların üstünde daha ileriye götürüp bütün önemli tatlıların tarihini araştırdım ve kültürü, e, nasıl da değişti zaman içinde öyle çıktı o kitap. Bu da açıkçası bu kitap da çok etkileyici. Evet. E, bunun yani. içinde evet yani tatlı şeyler var, şekerli hmm. ürünler var ama şu da var şeker fiyatları fırlayınca mesela kaçak şekercilik karşılısında nasıl bir ferman çıkarıldığından evet. tutun e, Tabii akide şekeri çok önemli evet, değil mi Osmanlı'da evet, ikinci e, Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu ikram edilen akide şekerinin Hacı Bekir'den tarifinin alındığını ama siz Hı -hı. bunları nakillerle anlatmışsınız. Evet. Bu şeker veya tatlılara ilişkin şiirler, kasideler ne varsa aktarmışsınız. Hı -hı. Çünkü Şimdi şekerli bu... şeyler bir manevi anlamları var. İşte biri evleniyor şeker getiriyorsunuz Çünkü mutluluk, iyilik, neşelik, iyi iyi, e, e, iyi niyet hepsi bunların hepsini ifade ettiği için bunlar her her e, olaydı olayda işte doğumdu sünnetti ölümde bile gazeler evet. ha, ama helvası, mesela Yahudiler tatlı bir şey yemiyorlar ölümden sonra Türkler de al ki helva helva Evet, evet, evet. Yani bunlar e, onun için şekerlemeler öyle şekerli şeyle özellikle ilginçtir. Çünkü manevi anlamları çok fazla. Şimdi manevi anlamları deyince Burada hmm. çok dikkat çekiyor kudret elbisesi. Ha evet. Üstelik e, ayette de geçiyor diye Aha. ayeti de koymuşsunuz Bakara suresi. Evet. Bulutla sizi gölgelendirdik. Kudret elbası ve bıldırcını indirdik. Hmm, hmm. Şimdi o tabii ilk enteresan bir şey tabii ki Tevrat'ta. Bu, o, o eski insanlar bunun gökten indiğini Tevrat'ta da geçiyormuş galiba. Evet, Tevrat'ta mi? da geçiyormuş. Ee, halbuki tabi tabii o gerçek öyle değil. Aslında bu bir e, bir şey ürünü. Bu bir hani arala nasıl e, şek çiçeklerden nektarı alıp bal üretiyorlarsa bu başka böceklerin o e, bitkilerin özünü emerek bu çok böcek yapıyormuş. <laughs> <laughs> onu Bu yaygın bakarım. mı yani? Yani ee, bu çok bu, ilginç bir şey. Ben de tattım biri bana Bitlis'ten getirdi. Çok lezzetli. Bir pekmez yapıyorlar, çok ilginç bir konu. Gerçekten. Ama pek çok toplumda var. Ee, evet, çünkü bunun mesela İran'da başlıyor. Hatta diyorsunuz ki İsrail onları burun kıvırmışlardı Kudret elvasına. Ama Anadolu'da yaşayan Amazonlar, evet. e, at sütüyle birlikte kız çocuklarına yedirmişler. Evet, evet. Neler yani? Bu çok ilginç. yani. Tabii azaldı tabii. Şimdi çok ilaç kullanıldığı için bu, bu zannediyorum bu Kudret elvası iyice azalmış. Mesela şey Arap ülkelerinde bu hı hı. e, meşelerden toplanan bir tür kudret helvası var. Sema bilmem helva sema ay bir dakika ismi unuttum bana biri bana şeyden getirdi iki sene önce. Bağdat'tan getirdi bir kutu çok lezzetli bir şey. Tabii Evliya Çelebi bundan da çok uzun bahsetmiş. evet. evet. Helva çok önemli. Ha tabii bu arada evet. Kamusu Türkiye'de, Divani Lugati Türk'te Hı -hı. her yerde geçmiş kudret helvası. Evet. Bugün ama çok bildiğimiz bir şey değil galiba. Yani e, bilen biliyor mesela eskisi gibi yaygın değil. Eskiden e, mesela Diyarbakır, Bitlis'de çok o meşe üstünde yetişen çok vardı. Şimdi çam balı var ama. Hmm. Şimdi çam balı Türkiye için çok önemli bir Irakç ürünü. Ee, zannediyorum balın büyük bir yani aslında biz sormak lazım ama bir nevi evet. kudret elvasının yerini o, mi o alıyor? bir tür, şimdi şöyle o aralar bir tür e, kudret elvası var Ege bölgesindeki e, sarı çamla veya kızıl çam mı neyse unuttum şimdi o çamların üstünde oluşuyor arala onu yiyor ve ondan bal yapıyor onun için özel bir tadı var çok, bir, çok önemli tek, Türkiye dışında bir tek e, Yunanistan'da bir biraz üretim var. Onun dışında hiç onun üretimi yok. Türkiye için çok önemli. Çambalı. Çambalı evet. O da bir yani bir kudret hal bir, bir tür kudret halvasından üretilen bal yani. Helva ve helva sohbetleri diye bir başlığınız var. Ha evet. Helva ee, çok önemli herhalde. Evet. Ya keşke şeşit, şeşit. onları yaşasaydık. Sen yaşadın mı hiç? Helva, helva sohbeti. Ben çok isterdim. Ee, yani yakın yıllara kadar bu Anadolu'da hala yaygınmış. Tabi İstanbul'da minyatürleri e, tabi çok kullanıyorsunuz. Mesela burada evet. da helva karıştıran bir helvacı minyatürü evet. görünebiliyor evet. mu bilmiyorum. 16. yüzyılda. Evet biraz küçük tabi. Evet. Büyütmek lazım. Ee, tabi karıştırmak yani Osmanlı mutfağında bir şey var. Lokum yapım helva da karıştırmak çok çok önemli. Gaziler helvası, evet. Moliki gaziler helvası. Bir de bir bir sürü çeşidi var galiba. Evet. İshakiye helvası. Aa, oo, belki 50 çeşit helva var. Hmm. O evet. kadar çok. Çarşı elvaları, evet. Dışarıda satılanlar. Hı hı. Peki e, bunlar Avrupa'da satılıyor mu? Mesela lokumu gördüm galiba. Yine sizin kitabınızda eski zamanda paketlenmiş. Ee, elva paketleniyor mu? Şimdi helva kesim vardır o yani mesela ne bileyim tabii bir sürü şimdi Avrupa'da şey var şimdi değil Türk... eskiden ha, şimdi eskiden aslında o konuyu çok iyi bilmiyorum ne kadar zannetmiyorum. lokum ama 18, 19. yüzyılın ortasından itibaren Fransa ve İngiltere'ye irade edilmişti ama halva zannetmiyorum. Pişmaniyeyi biliyorlar geldikleri zaman ama giden bir şey değil galiba değil mi? Notların çünkü de, çabuk aktarı. bozulan bir şey. Pişmaniye durmuyor. Hı hı. Ee, en ufak bir rütübetten pişmaniye bozulduğu için iraçı çok zor. Ee, yani çabuk tüketilmesi lazım. A, pişmaniye çok enteresan ama çünkü e, ben bir Amerika'ya bir kez gittim. Bir Hint, Hintli bakkala bir girdim. Sonra bir orada bir pakette bir helva vardı. Ha bu ne dedim. işte kadın bir şey söyledi aldım rakdan bir eve bir getirdim ki pişmaniye hmm. yani o İran'da başladığı bir şey çok eski bir tatlı o Selçuk zamanından beri Osmanlı ondan sonra Selçuk 800 yani yıllık böyle. geçmişi var yani çok, neredeyse. evet çok eski bir şey Osmanlı'da çok önemli demek ki aynı zamanda İran'dan şey de geçmiş Hindistan'a da geçmiş e, pelteden söz ediyorsunuz. Evet, evet. Pelte çok eski. O da İran tatlısı. Bu, e, o yani çok ihmal edilmiş. Yani evde yapılıyor ama ne kadar güzel bir tatlı değil mi pelte? Ben çok hafif. Güllaç yine. Güllaç. Ay güllaç da çok ilginç bir şey. O yine Pars mı? E, şimdi şimdi ne desem galiba belki olab Galiba e, İran'da başlıyor şeyde e, Arap mutfağında var ama Osmanlıların kullandıkları gibi kullanmıyorlar. Ha, 13. yüzyılda ama Arap, o, o mesela, Arap mutfağında geçiyor diyorsunuz. Ha, ha Burada o güllaç yaprakları süt, bir sütlü tatlı Nitekim yapılıyor. Nitekim güllaç gülaç diye girmiş İran mutfağına. Ha, evet, Öyle evet çok eski o da ama farklı yani bugünkü güllaç tatlısı var mesela. gibi değil. Ne demek Hı? tava güllaçı var güllaç baklavası var. Evet, yani biri tepsi gibi hı hı. E, kat kat, hani tepsi böreği gibi, biri de katlıyorsun içindeki ceviz koyuyorsun, e, e, kızartıyorsun. Ya yani çok eski çeşitleri daha fazla. Bugünkü bu arada mesela kadayıf için kullanılan Arkadaşlarımız görebiliyor mu Kullanılan kaplar evet. evet tel kadayıf için evet. Böyle yer yer e, pek çok fotoğrafı Görüyoruz öyle insanların ilişkileri içerisinde Yemek geçerkenki fotoğraflarını Minyatürleri, şiirleri Hazreti Mevlana'dan pek çok beyit var evet. İlhassa Gül ile ilgili bölümlerde hı hı hı. Şimdi evet yani O kadar çok şey var ki maalesef Konuşamadık hatta telaşlı telaşlı yaptım evet. yayını da hepsini konuşabilecek miyiz evet. diye Yok. Ee, çok konuda. teşekkür ediyoruz ben de çok teşekkür ederim yani çok kitapları özellikle. tekrar tanıtmak istiyorum hı hı. Ee, şark şekerciliği bu almancadan tercüme osmanlı mutfak sözlüğü kitap yayın evi ee, ahçıbaşı Mahmut nedim bintosundan ben nita bahat Pardon, bunu tabii yayına hazırlıyor. Yine kitap yayın evinden Fenni Tabahat yine yayını hazırlıyor. Gülbe Şeker, Priscilla Mariaşının kendi kitabı Yapı Kredi yayınlarından Yemeğin Kültürel Tarihi yine Yapı Kredi yayınlarından ve Osmanlı Mutfak İmparatorluğu kitap yayın evinden. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ evet, yemek tarihi e, insanları nasıl etkilemiş mutfak... Osmanlı mutfağından da söz ettik ama baş medeniyetlerin arasındaki etkileşim ve yemek üzerinden toplum okuması denedik. Haftaya görüşmek üzere.